İsmim Çiğdem Doğan. Şu anda Profesör Doktor Mümtaz Turhan eğitim kurumlarına gelmekteyim. Pastacılık kursuna geliyorum. Buraya gelmemdeki amaç, ben zaten pasta yapıyordum ama kendimi daha iyi ilerletmek için, hocamızın değerli bilgilerinden faydalanabilmek için bu kursa geliyorum. Hem geliyorum, belgelerimi almak istiyorum. Belgelerimi aldıktan sonra kendime ait bir iş yeri açmayı planlıyorum. İş yeri açtıktan sonra zaten kendime ait bir işim olduğu için daha böyle çevreye katkılı güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum. Buraya gelmemdeki amacım bu. Zaten pasta yapmayı seviyordum. Kursa geldikçe daha çok sevgim daha da arttı ve ilgim. Öncelikle öğretmenime teşekkür ederim, hocamıza Rica ederim. ve kurumumuza teşekkür ederim. Şu anda size bir pasta yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Şu anda sizlere Malaga tatlısı yapacağız. Malaga tatlısının anlamı nedir? İspanya'nın bir şehrine ait isim var. Ama içerisinde malzemeler, kullandığımız malzemeler kek, muz ve krema karışımından kaynaklandığı için çok revaçta olan bir tatlı olduğundan kaynaklı bugün bunu yapıyoruz. Şimdi yapmasına başlayalım. Malzemelerimiz zaten hep bilinen şeyler gerçi ama tabii yaparken onun farklı özellikleri var. Onları kuralına göre uygularsak bu tatlıyı elde edebiliyoruz. Yavaş yavaş malzemelerini yaparak tatlımıza başladık. Yaptığımız bu pastamız Malaga pastasımızın içerisinde ilk önce yumurtamızı ve şekerimizi karıştırıyoruz. Daha sonra yağımızı koyacağız, sütümüzü koyacağız. Unumuz, kabartma tozumuz, vanilya, kakaomuzu ekledikten sonra ısıttığımız fırınımızda belli bir süre pişirmeye başlayacağız. Şu anda hamurumuzu karıştırdık, hazırladık. Tepsimize dökeceğiz. 170 derecede fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Ben tutayım. Tepsimize ısınan, fırınımızın ısınmasını bekliyoruz. Isınınca fırına atacağız pişmesi için. Kekimizi hazırladık, tepsimize yaydık. Şu anda şu işlemi yapmamız gerekiyor. Vurarak havasını alıyoruz. Bunu bütün keklerde hemen hemen yapmak daha iyi oluyor pişmesi açısından. Şimdi tepsimizi alıyoruz ve fırınımıza, ısınmış fırınımıza götürüyoruz. Tamam. Şimdi bu belli bir derece. Bugün sizlere mantı yapacağız inşallah. İlk önce mantımız için bir bardak su ilave ediyoruz. Her bir bardak için birer yumurta ekliyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Burada elemiş olduğumuz unumuzu ölçülü bir şekilde katıyoruz. Kıvamı çok sert, çok yumuşak olmaması gerekiyor. Çok yumuşak olursa yapım aşamasında da zorluk çekeriz. Mantının iç harcını hazırlıyoruz. Bir adet büyük soğan rendelenmiş. 250 gram kıymamız var. Kırmızı toz biberimiz var. Karabiber, kimyon ve tuzumuz var. Bu şekilde harmanlıyoruz. Yaptığımız hamurları yumak haline getiriyoruz. En aşağı bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Kekimizi yaptık, pişirdik. İstediğimiz kıvamda oldu. Daha sonra üstüne hazırladığımız kremamızı yaydık. Yaydıktan sonra da muzlarımızı yerleştireceğiz. Muzlarımızı yerleştirdikten sonra da üstüne hazırladığımız çikolata sosumuzu döküp pastamızı tamamlamış olacağız. Muzlarımızı yerleştirdik dilimlik olarak. Şu anda da üstüne çikolata hazırladığımız çikolata sosumuzu yayıp dilimlik porsiyonlar halinde pastamızı tamamlamış olacağız. İstersek üstüne fıstık. Dinlenmiş olan hamurumuzu açmaya başladık. Mantımızı iyice ince bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. Daha sonra küçük karelere kesip kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra açmış, karelere kesmiş olduğumuz hamurumuzu etliyoruz. Etledikten sonra görüldüğü gibi bu şekilde kapatıyoruz. Sonra da karşılıklı birleştiriyoruz, tamam mı? Şöyle. Ve iyice tutunduğundan emin oluyoruz. Bir daha tekrar yapıyorum. Evet, mantımızı böyle. Merhaba, ben Meryem. Dışarıya butik pasta ve kurabiye yapıyorum. Kursa gelmemizin sebebi hem sertifika almamız hem de kendimizi geliştirmemiz. Burada nişan, kurabiyeleri, sünnet, düğün
kurabiyeleri yapıyoruz, süslemelerini yapıyoruz, hem de öğreniyoruz böyle. Önce kurabiyelerimizi yaptık, şimdi süslemelerini yapıyor. Kalıpla şekilleri verip yapıştırma işlemiyle süsleyeceğiz şimdi onları. Şu şekilde kalıplarımız var. Kalıplarımızı çıkarıyoruz. Daha sonra şöyle üzerine bal sürüyoruz. İsteğe göre şöyle kafamızda hayalimizdeki şeyleri şöyle kalıplarla çıkararak üstüne koyuyoruz. Daha sonra şöyle bir kürdan yardımıyla hayalimizdeki süslemeleri veriyoruz. Arkadaşlarla beraber açmış olduğumuz aşçılık kursumuz ve yaş pasta kursunda öğrencilerimizin becerilerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burayı bize emeği olan geçenlerden dolayı belediye başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi'ye, ayrıca kurumumuzun müdürü olan Furkan Keleş'e çok teşekkür ederiz. Herkesi bu eğitimleri alması için bekliyoruz. Kursumuzun amacı bayanlarımızın el becerilerine el becerisi katmak. Özellikle yaş pastada bugünlerde pasta butiki olayı çok yüksek bir müşterisi var. Onu kazanarak arkadaşların kendi yerlerini, iş yerini açmak isteyenler, ayrıca evinden çalışmak isteyen arkadaşlara burada destek veriyoruz. Eğitim desteği veriyoruz. Aşçılık için de arkadaşlarımızın sürekli buraya gelmesini istiyoruz. Neden? Bir, şu anda sağlıklı beslenme biliyorsunuz COVID-19'dan dolayı çok önemli. Biz bunu burada bütün arkadaşlara, beylere, bayanlara, herkese biz burada anlatarak, pişirerek gösteriyoruz.